Selamlar bropalar, bugün sizlerle Buttercup efekti dediğiniz editi mi? Efekt mi? Edit dediğiniz bir editi yapacağız. Yani böyle ritim vurdukça video yavaşlanıyor, hızlanıyor. Aslında bunun benzerini yaptım. Video hızlanıp yavaşlaması gibi bir efekt counter videosunda yapmıştım. Aynısını şimdi bir tane dans eden çocukla yapacağız. Hemen bir şarkımız var, bir de videomuz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Vallahi fakir kaldık anasını satayım. Bir tane videomuz var böyle, videomuz. Ne videomuz? Böyle saçma sapan bir video. Hadi Azer Bülbül'ün remixinden tanıdığınız video. Bir tane şimdi kompozisyon açıyorum. Kompozisyonumu 1000'e 1000 yapacağım. Ne 100'ü daha? 1000 Buttercup. One cup, two girl, one cup. Buradan videomuz, projemizde 30 saniye olsa bizim için yeterli. Bir tane kare bir video açtık. 30 saniyelik kare bir video. Olay buydu. Zaten proje açmayı biliyorsunuz. Şu an kapatıp gidiyormuşum. Olay buydu. Bu kadar Buttercup efekti. Sonra videomuzu çekip atıyoruz. S'ye basıp büyütüyoruz. Hop. Bu şekil. Mesela. Sonrasında şarkımızı atıyoruz. Videomuzun şarkısını kapatıyoruz. Gerek yok abiciğim. Gerek yok. Sonra şarkımız var. Şarkımızı ufak dinleyelim. Şimdi şarkımızı dinlerken şurada göreceğiniz üzere, şurada markers, add marker, numpad, yıldız. Katmanımız seçiliyken, şarkımızı dinlerken yıldız tuşuna basacağım. Tamam, bu kadar yeter ya işte. N'ye basıp, hatta N'ye şöyle yapalım. N'ye basalım. Kompozisyonumuzu bu kadar yaptık. İlk başta tam tutturamadım. Onu gideyim ayarlayayım da. Şunu. Aynen. Şimdi ne yapacağız bunları biliyor musunuz? Şimdi go to marker time. Go to marker time derken kicklerin vurduğu yere gidebiliyoruz. Çok güzel bir efekt öğreteceğim size. Dans eden çocuk videosunda sağ tıklıyoruz ve şuradan nerede lan o? Heh, time. Enable time remapping diye bir şey var. Bu hızlanıp yavaşlamamızı ayarladığımız yer. Tıkladık ve bize bir tane keyframe başladı. Süper. Şimdi bir tane şuradan keyframe ekliyoruz. Sonra go to marker time bir tane daha ekliyoruz. Go to marker time bir tane daha ekliyoruz. Aynı şekilde. Go to marker time. Bir tane daha ekliyoruz. Hatta bunun kısa yolu var mı? Dur bakalım. Keyboard. Go to marker time diye bir şey var. Bakalım. Yok. Bitmiyormuş lan bu. Marker time yazalım. Bu da yok. Lan marker yok ya. Nasıl bir şeysiniz la siz? Neyse. Go to marker time. Dedik. Go to marker time. Şimdi bu şekilde hepsini ekleyelim. Şimdi bütün hepsine enable time remapping ekledik. Yani hepsine bir keyframe ekledik. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey şimdi. Umarım mantığı kavrarsınız. Mantık çok basit. Şimdi biz buna bir tane şuraya mesela keyframe eklediğimizde o keyframe'i mesela şunu buradan tutup şuraya kadar çekince bu, bak şöyle göstereyim tekrar. Şurada bir tane bir bölüm var ya. Kaç saniyelik? 1,5 saniyelik mi? 1 saniyelik, tam 1 saniyelik bir bölüm var. Biz bunu çekip bırakırsak burası 2 kat hızlanmış olur. Bak hızlandı. Sonra burası yavaşlamış olur. Çünkü bu 1 saniyeyi tutup kısalttık, anladın mı? Umarım anlamışsınızdır ya. Nasıl anlatacağımı bilemedim. Bir eğitimci olsaydım benden hiç olmazdı. Neyse. Şimdi aynı şekilde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu markerlara, işte pardon, keyframe'lere şunu sağ tıklayarak atlayabiliyoruz. Şimdi bir de page up, page down tuşlarımız var. Next, next, page up, page up. Bu niye next diye çıktı bilmiyorum da page down. Klavyenizde page up, page down yön tuşlarının üstündedir. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? 1, 2, 3. Keyframe ekle. Bir dahaki keyframe'e git. 1, 2, 3. Keyframe ekle. Bir dahaki keyframe'e git. Pardon, bir dahaki keyframe'e git. 1, 2, 3.
keyframe ekle. Bir daha keyframe'e git. 1, 2, 3 keyframe ekle. Aynı şekilde hepsini yapalım şimdi. Sonra bakın hepsine şimdi keyframe ekledik. Yine bir şey değişmedi. Çünkü daha halen hiçbir efekt yapmadık. Şimdi çok güzel şekilde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hepsini çekip bu ikinci keyframe'lerin hepsini çekip diğer keyframe'in yanına yanaştırıyoruz. Göz kararı da olabilir. Problem değil. Bunu şuraya yaslıyoruz. Bakın hepsini bütün keyframe'leri bu üç tane yan yana olmayacak. Sağındakini diğerinin soluna. Sağındaki diğerinin soluna. Sağındaki. Çünkü şu an yaptığımız şey şu. Şu arayı yavaşlatıp şu arayı hızlandırmak. Şu arayı yavaşla bak. Yavaşlattım. Şu iki tane keyframe arası hızlı oldu. Buttercup efekti dediğiniz şey zaten bu mantıkla ilerliyor. Geldim. Yaklaştırdım. Geldim. Şimdi hepsini yakınlaştırdıktan sonra İzliyoruz bakalım ne yapmışız. Abi nefis oldu izleyelim. Bu tarz bir buttercup efekti yapabiliriz. Tabii bu buttercup efekti şimdi siz diyorsunuz ki genelde bana yazıyorsunuz. Abi Tweak Store öğret, Tweak Store öğret. Tweak Store bir plugin. Evet. Bende var mı bakayım. Ne var? Ha, Tweak Store var. Tweak Store'u öğretmeyeceğim kardeşim. Öğretmeyeceğim. Ya belki öğretirim büyük konuşmam ama gerek yok ki. Bak burada bir tane time frame blending diye bir şey var. Aynı işlevi yapıyor. Aynı işlevi. Bak buradaki mantığı kavradıktan sonra aynı işlevi. Bak gördün mü bak. Kapatıyorum. Gitti. Bak kapat açtım. Bak efektimizi yaptık. Bu kadar. Aynı şekilde frame doldurma. Ya. Tweak Store dediğinin mantığı frame doldurma zaten. Ya her şeyin plugin'ini bulmayın. Her şeyin plugin'ini bulan adamdan videocu olmaz. O yüzden Motion Blur'umuzu da açalım. Motion Blur birazdan lazım olacak çünkü. Şimdi izleyelim bakalım nasıl bir efekt yapmış. Video o şekilde ilerliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki şu an unuttum ne yapacağımı. Unutmadım tabii ki. Sağ tıklıyoruz. Bir tane adjustment layer açıyoruz. Bunda glow efekti yapacağız. Yazalım. Rename. Glow effect. Yaptık. Şimdi her vuruşta ilkine yapmayacağım. Gerçi ilkine de yapalım. Marker'a geldim. Page up. Page up. Page up. Page up. 4 tane. Ctrl Shift D. Bakın çıktı. Sonra tekrar marker'a gittim. Page down, page down, page down, page down. Yani diyorum ki marker'ın 4 frame ilerisi, 4 frame gerisine bir tane glow efekti attım. Hatta bunu da bu şekilde markerlayayım. Oturtması daha kolay olsun. Marker attıktan sonra buna bir tane glow efekti mi atsak? Evet, hem glow efekti atalım bir. Nerede? Slice, slice, slice. Aynen. Glow efektimizi aldık. Tarz. Tarz bir glow efekti attık. Sonra ne yapalım? Bir de saturasyon atabiliriz aslında color correction'dan. Daha hoş olur gibi. Şu an doğaçlama ilerliyorum. Hue ve saturation. Saturasyon atınca daha bozmadan. Evet. Saturasyon. Evet. Daha renkli böyle bir an. Bu şekilde bir glow efekti attık. Şimdi T'ye basıyorum. Glow efektim. Opacity 0 yapıyorum. Başlangıçta ve sonda sıfır oluyor. Bu ne? Bakın bu tarz bir efekt yapmış oldum. Bunları F9'a da basabilirsiniz. F9. Buradan Expressions Controls'den de ayarlayabiliriz de gerek yok. Şimdi bunu mesela kopyalayalım. Kontrolde. Bu markerları üst üste getirelim. İzleyelim bir ilk üçü nasıl oluyor.
Fena olmuyor ya sanki. Şimdi glow efektlerimizi kopyalayacağız. Şöyle yapacağız. Sondan iki tanesini alalım. İlk baştaki problemli olabilir çünkü. Şunu aldık. Şuraya oturtuyoruz. Diğeri de oturdu mu? Oturmamış. Bunu da oturmamız lazım. Oturtmamız lazım. Heh. Şimdi son dördünü alıyorum. Kopyaladım. En üstü aldım. Şuradan. Bunları oturtmamız gerekiyor teker teker. Şu vuruşlara denk gelmesi lazım. Heh. İzleyelim bakalım iyi gidiyor muyuz? Evet. Gördüğümüz üzere efektlerimize tam denk geliyor. Şimdi efektlerimize denk geldiği için kopyalıyorum tekrar hepsini. En sona kadar bütün efektlerimizi kopyalayalım. Çok karman çorman anlatmış olabilirim ama mantığı kavramışsınızdır umarım. Tekrar keyframe. Zaten AMV editleri izleyenler sanırım ki bunları anlayacaktır diye umuyorum. Umuyorum, sanıyorum. Glow efektimi de bu tarz kopyaladım. Yani bu aslında çok açık konuşmak gerekirse cahilce bir girişim oldu. Hani efektleri tek tek şuradan kopyala mopyala işte. Benim tarzım da bu. Biraz daha basit anlatımı var. Diğerlerinin o kadar basit bir anlatımı yok. Kopyalıyoruz sadece. Bir efekt yapıyoruz onu ritme dersek aynı şekilde mesela Buttercup müziğe sağ tıkladık. Effects dedik. Pardon, sağ tıkladık. Şarkıya sağ tıkladık. Track, keyframe, audio, keyframes. Yani diyor ki şarkımızı audio yani keyframe'lere dök. Ya bunu 5 kere anlattım artık kafam karışıyor ya. Audio amplitude diyor. Bir tane sağ tıklıyoruz. Adjustment layer dedik. Adjustment layer ile İşte Color Collection'dan bir tane Exposure atıyoruz. Exposure'ı buradan açtık şimdi. Sonra Audio Amplitude'dan şuradan Master'a geldik. Alta basılı tutarak Exposure'ı açtık. Alta basılı tutarak Exposure'ı açtıktan sonra bunu buraya bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bas vurduğu yerlerde uçtuğu için bölü 30 yapıyoruz. Heh. Fena olmadı. İzleyelim bakalım. Bu da tamam. Şimdi bir tane de böyle renk atalım ya. Şu an aklıma geldi. Lumetri kalır. Zaten bitecek bundan sonra da. İşte bir kontrast alalım. Böyle efektsiz bir yerden yapalım. Heh. Kontrast. Exposure'unu biraz kıstık. Sonra temperature'unu da biraz daha sarı yapalım. Evet. Gayet tatlı oldu. Baştan özetlemek gerekirse ilk önce videomuzu ritme göre ritimlere bu şekil keyframe eklemeyi unutmayın. Pardon, marker eklemeyi unutmayın. Ritme göre şarkı videomuzu ilk önce hızlanıp yavaşlandırdık. Onu yaptıktan sonra yavaşlattık. Türkçemizi doğru kullanalım.
Onu yaptıktan sonra glow efektlerimizi ritme göre attık. Yani glow efekti ve saturasyon var. Hani ritme göre saturasyon oldu. Mantıken bu. Sonra şarkının ritmine göre de bir tane exposure bağladık ve üstte de bir renk yaptık. Yani 5 aşamalı bir efekt olmuş oldu. Yani bu tekniği öğrendikten sonra böyle bir videoyu aşağı yukarı 6-7 dakikaya yaparsınız diye umuyorum. Ben sadece anlattığım için bir yandan uzun oluyor arkadaşlar. Şimdi daha fazla da bir şeyim olmadığı için görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki videoya kadar istekleriniz yorum kısmında bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni Instagram'dan Spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.